Efendim? Ne? Kırtasiye alışverişi mi? Ben. Ben hiç kırtasiye sevmem ki. Alır mıyım öyle şeyler? Herkese merhaba, kırtasiye alışverişime hoş geldiniz. Ben Sergül. Kırtasiye alışverişi hiç sevmiyorum. Tabii ki yalan söylüyorum, çok seviyorum. Ama eğer siz kırtasiye alışverişi sevmiyorsanız, bu kadar kalemi ne yapacaksın diyecekseniz çarpıya basıp çıkabilirsiniz. Neler aldım? 5-6 yıl önce, çok uzun zaman önce almıştım. Kokuyo'nun Beetle Tip, bu böcek uçlu fosforlu kalemleri. 2 set çıkmış. Birisi yumuşak renkler, birisi daha koyu renkler. Daha önce ilk aldığım ne renkti hatırlamıyorum ama onu sevgili bana sıkça yaz bloğunun sahibi Zeynep'e hediye etmiştim. Sonra geçen yaz kendime yine böyle 2 set, yani ikisinden de aldım ama onları ne yaptım bilmiyorum. Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de birine mi hediye ettim yoksa bir yere mi sakladım bulamıyorum. Annem de bulamıyor. Dolayısıyla benim dönmemi bekliyor kalemler ya da çoktan sahiplerini buldu. İnanın hatırlayamıyorum. Koyu renklerinde, koyu renk setinde 3 renk bulunuyor. Lacivert, yeşil. Bunun tabii ki önce ucunu göstermem gerekirse size. Sevgili Yeliz, HS Kırtasiye Instagram'da mutlaka takip edin. hskırtasiye.com sitesinden mutlaka alışveriş yapın. Beni çıldırtıyor Yeliz. Yeliz ne zaman kalemler, şeyler paylaşsa ben de gidiyorum hobi odasına koşuyorum. Çekmeceleri, kalemleri falan filan böyle bakıyorum, kokluyorum. Çünkü acayip güzel şeyler paylaşıyor ve zevklerimiz çok tutuyor. Paylaştığı şeyler genelde ya benim de favorilerim ya da acayip böyle aşık olurum. Zaten Yeliz'e böyle kalp gözlerinden kalp çıkan emojiyi göndermekten canım çıktı diyebilirim. O kadar bayılıyorum. Preppy Platinum çok 5-6 yıl önce almıştım bunu da sanırım. Çünkü eski evde oturuyorduk aldığımda. Mor rengi var bende. 05, hatta şu an karşımda görebiliyorum ama kalkamıyorum almaya. Sarı rengini aldım çünkü Yeliz Instagram'da, Insta Story'de Yeliz bu sarı Preppy'nin içine kahverengi mürekkep koydu. Ben kahverengiyi çok seviyorum. Aslında bu tonları çok seviyorum. Kahverengi tonlarca olmasa da kahverengi mürekkeplerim var. Ama gidip bunu aldım. Çünkü Yeliz'in videosundan o kadar çok etkilendim ki bunun içine bunu koyacağım şimdi. Ve okula götüreceğim kalemimi. Yeliz yüzünden kendimi kırtasiyeye attığımı söylemiştim. Tokyo Hands'a gittim. Şöyle Tokyo Hands. Bu da loft gibi bir yer. Çok katlı bir yer. Oranın kırtasiye katından. Pilot'un Fure Fure Sprinter adlı bu kalemini aldım. Pembe, mavi, ombre böyle. 05 uçlu. Bunu okulda kullanıyorum. Okul kalemliğime ekledim bile. Bunu kullanıyorum. Çok rahat, çok güzel. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Müzik.
tane pilot aldım yine. Pilot'un 05 S3 seriyiz diyor. Bu seri Türkiye'de varmış ama aynı renkleri yokmuş sanırım. Bu böyle cam göbeği, turkuaz, yeşil gibi böyle bir renk. Çok tatlı. Yeliz'in söylediğine göre Türkiye'de yok. Emin değilim ama ben hskırtasiye.com'da gördüm bu kalemden. Onu soracağım Yeliz ama şu an Almanya'da olduğu için soramıyorum. Bunu da çantama koydum, aldım günden beri. Okulda kullanıyorum. Severek. Elimde bir tane de şey var. Animal Clip var. Dinozorlu. Bunu Tayko'nun hediyesi. Benim arkadaşım, Japon arkadaşım. Çocuklarla yaz tatilinde dinozor müzesine gitmişlerdi. Oradan bana ataç almış. Böyle dinozorlu ataçlar var elimde. Şöyle mi yapsam? Dinozorlu altın rengi turuncumsu böyle ataçlar var. Acayip tatlılar ve dinozorların adını bilmiyorum ama bilenlerin bayıla bayıla kullanacağı bir ataç olduğunu düşünüyorum bunların. Ataç mı ataç mı? Şöyle bir sürü çeşit var, göremiyorum ama T-Rex, bunu biliyorum sanırım. Bir tanesini biliyorum, T-Rex olması lazım. Şöyle yapayım ya da. Neyse, şimdi bunları size çekeceğim. Sonrasında yaparım. Sonrasında bu kalemi hiç paylaşıp paylaşmadığımı hatırlamıyorum ama bu sevgili Nuray'ın hediyesi bana. Tepesi böyle kalem kedili. Bu bir Color Mav yazıyor. Kore markası. Bunu da yakın close-up'larda göreceksiniz. Sonrasında. Ama sonrasında. Yeni kokulu zebra salatalar çıktı. Yarın videosunu çekeceğim gün ışığında. İki çeşit. Baskin Robbins. Çok seviyorum. Japonya'da günlük hayat kanallarımda, kanalımdaki videolarımda, vloglarımda zaman zaman oraya dondurma yemeye gittiğimizi görebilirsiniz. Benim favorim Love Potion. Burada pastel soft color'da, soft renklerde var. Onun kokusuna da bakacağım. Yoshi'nin sevdiği yok burada. Erina'nın favorileri var yalnız. Bu dondurmaları yiyip video çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Nasıl yapacağız? Bunları göstermek istedim. Size şimdi yakından göstereceğim. Bunların videosunu çekeceğim aslında. 8 renk çıktı. Soft color'lardaki renkleri söylüyorum. Sütlü pembe, sütlü yeşil, sütlü mavi, sütlü purple diyor. Hepsi böyle pastel tonlarda. Pastel setinde. Ve normal setinde ise siyah, kırmızı, turuncu ve kobalt mavisi diyor. Koyu laciverte yakın bir mavi var. Zebra Sarasa son zamanlarda bunu çıkardı. Çok hoşuma gidiyor. Son paketler, son sınırlı üretimler. Paketi saklayabiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Buradan böyle açıp cep gibi alıp tekrar koyabiliyorsunuz. Üzerinde kalpler falan var. Çok güzel. Neyse, yakın bunun videosunu yarın çekeceğim inşallah. Allah izin verirse. Satın aldıklarım bu kadardı. Ben çok severek satın aldım hepsini. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, vlog kanalıma abone olmayı, önceki videomu izlemeyi ve sizin için çıkan bu videoyu izlemeyi unutmayın. Bye. Bye.